Osmanlı demokratikleşme hareketlerinde etkili unsurlar. Osmanlı'nın 1800'lerdeki demokratikleşmesinde içeride ve dışarıdaki farklı kesimler etkilidir. Senedi ittifakta ayanlar, Tanzimat Islahat Fermanı ile Kanuni Esası'da yani ilk anayasada toplum ve uluslararası güçlerin istekleri belirleyicidir. Osmanlı Devleti Tanzimat, Islahat Fermanı ve Kanuni Esası ile devlet toplum ilişkisini iyileştirmek, devletin Avrupa'ya uyumunu sağlamak istemiştir. Bilgiler: Osmanlı demokratikleşme hareketleri bugünkü Avrupa Birliği'ne giden sürecin bir başlangıcıdır. Çünkü Avrupa'nın istekleri de söz konusudur. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketleri, Senedi İttifak, Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet'ten oluşmaktadır. Bu bölümde Senedi İttifak'ı göreceğiz. 3. Selim'in demokratikleşme hareketini görelim öncelikle. 3. Selim'in ayanları halka seçtirmek istemesi, Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletle halk arasında irtibatı sağlayan ayan ve eşraf denilen yerel güçler ortaya çıkmıştır. Ayanlar devletin sıkıntılarından yararlanarak bölgelerinde güçlerini genişletmiştir. 3. Selim ayanları halka seçtirerek merkezi otoriteyi güçlendirmek istese de başarılı olamamıştır. Bilindiği gibi Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilmiş, onu tekrar tahta geçirmek isteyen Alemdar Mustafa Paşa ayandır. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa başarılı olamayınca 2. Mahmud'u tahta geçirmiştir, padişah yapmıştır. Şimdi Senedi İttifak'ı görelim. Senedi İttifak, biraz önce bahsettiğimiz Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud tarafından sadrazam yapılmıştır. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ile ayanlar arasında 29 Eylül 1808'de kaleme alınmıştır Senedi İttifak. Ayanlara imtiyazlar yani ayrıcalıklar veren sözleşme 2. Mahmud'un onaylamasıyla Senedi İttifak olarak bağlayıcı belge olmuştur. Senedi İttifakı hazırlayan nedenler: 2. Mahmud ilk yıllarında merkez ve taşradaki siyasi dengeleri gözetmiştir. Bu arada padişaha karşı İstanbul'da Yeniçeri Ocağı ile ulema, taşrada ise ayanlar ön plana çıkmıştır. 2. Mahmud rakiplerini aynı anda karşısına almaktan kaçınmıştır. Senedi İttifak'ın önemi: ayanların kazanımlarını iktidar karşısında garanti altına almasıdır. Senedi İttifak uygulanamamışsa da padişahın mutlak otoritesini yani gücünü, mutlak gücünü sınırlandırmıştır. Senedi İttifak basit bir anayasa taslağı olarak Türkiye'deki anayasal hareketlerin başlangıcıdır. Bilgileri görelim. Ayan, eşraf ve mütesellim kelimelerinin anlamları: Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın ikinci yarısında yani 1550'lerde tımar sisteminin bozulması, vergilerin iltizama çıkarılması üzerine ortaya çıkan yerel yöneticilerdir. Yani Avrupa'da derebeylik ya da feodalite İstanbul'un fethi sonrası biterken Osmanlı'da ise 16. yüzyılın ikinci yarısında 1550'lerde derebeyler ortaya çıkmıştır. Ayan, eşraf ve mütesellim denilen. İltizamı görelim. İltizam Osmanlı'da vergilerin açık artırmaya çıkarılarak nakit para elde edilmesidir. Tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Vergileri satın alana mültezim denilir. Mültezim zamanla halk arasında yönetici olarak tanınmıştır ve devlet tarafından da tanınmak zorunda kalmıştır. Mütesellim, taşraya yöneticilerin gitmeyerek eşraftan birisini kendi yerlerine görevlendirmesidir. Eşraf bir yerin saygın kişileridir. Taşra Osmanlı'da başkentin dışındaki yerlerdir ya da mahrumiyet yerleridir. Müstafak Süray'a göre 3 tarzı siyaset yani 3 siyaset yöntemi Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülükten oluşmaktadır. Yusuf Aksura, 3 tarzı siyaset adlı makalesiyle meşhurdur. 1904'te Mısır'da Türk adlı gazetedeki makale, Türkçülük akımının bildirisidir. Aksura, Osmanlı Devleti'nin eski gücüne kavuşabilmesi, yani dağılmaması için Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olarak adlandırdığı düşünceleri incelemiştir. Bir Osmanlı milleti oluşturmak, İslamcılığa dayanan devlet yapısı kurmak ve ırka dayalı Türk siyasi milliyetçiliği oluşturmaktır. Böylece Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek istemiştir. Tanzimat ve Islahat Fermanı. Tanzimat Fermanı ülkenin kötü durumdan kurtarılması için Osmanlı devlet adamları tarafından hazırlanmış. Islahat Fermanı ise yabancı devletlerin baskısı sonucunda düzenlenmiş ve ilan edilmiştir. Osmanlı bu fermanı kendiliğinden ilan etmiş görünmekle görünüşte
hükümranlık onurunu kurtarmıştır. Azınlıkların korunması Avrupa devletlerine geçmiştir. Paris Antlaşması'ndaki Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmayacak maddesine rağmen büyük devletler iç işlerine karışmış, birçok iç ve dış olaya sebep olmuştur. Osmanlı'da seçimler. Osmanlı Meclisi'ne Meclis-i Umumi denilir. Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan oluşur. Ayanı padişah, Mebusan'ı halk seçer. Seçimler nasıl yapılır? Kanun esasına göre seçim iki derecelidir. İl ve ilçe meclislerinde halkın seçtiği üyeler mebusları seçecektir. Bu nedenle ilk milletvekilleri varlıklıdır. Bilgiler, ilk seçimlere İstanbul'da özen gösterilmiş, gelecekte kez seçim modeli uygulanmıştır. İlk meclis 115 mebusan ve 26 ayandan 141 üye ile Dolmabahçe'de toplanmıştır. Gayrimüslimler, Müslümanların dörtte biri olduğu halde mecliste gayrimüslim mebuslar Müslüman milletvekillerinin sayısına yakındır. Bu temsilde Müslümanların aleyhine olmuştur. Meclisin kapatılma nedeni, 2. Abdülhamit 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı ve meclisteki tartışmaları bahane ederek 1878'de meclisi kapatmış ve mutlak geçici yönetime dönülmüştür.